Yer çekimi. Eğer daha güçlü olsaydı, dünya atmosferi çok fazla amonyak ve metan biriktirir. Bu da yaşam için çok olumsuz olurdu. Eğer daha zayıf olsaydı, dünya atmosferi çok fazla su kaybeder, canlılık mümkün olmazdı. Güneşe uzaklık. Eğer daha fazla olsaydı, gezegen çok soğur, atmosferdeki su döngüsü olumsuz etkilenir, gezegen buzul çağına girerdi. Eğer daha yakın olsaydı, gezegen kavrulur, atmosferdeki su dengesi olumsuz etkilenir, yaşam imkansızlaşırdı. Yer kabuğunun kalınlığı. Eğer daha kalın olsaydı, atmosferden yer kabuğuna çok fazla miktarda oksijen transfer edilirdi. Eğer daha ince olsaydı, hayatı imkansız kılacak kadar fazla sayıda volkanik hareket olurdu. Dünyanın kendi çevresindeki dönme hızı. Eğer daha yavaş olsaydı, gece gündüz arası ısı farkları çok yüksek olurdu. Eğer daha hızlı olsaydı, atmosfer rüzgarları çok çok büyük hızlara ulaşır, kasırgalar ve tufanlar hayatı imkansız kılardı. Dünyanın manyetik alanı. Eğer daha güçlü olsaydı, çok sert elektromanyetik fırtınalar olurdu. Eğer daha zayıf olsaydı, güneş rüzgarları denilen ve güneşten fırlatılan zararlı partiküllere karşı dünyanın koruması kalkardı. Her iki durumda da yaşam imkansız olurdu. Albedo etkisi. Yeryüzü tarafından emilenden geri yansıyan güneş ışığı. Eğer daha fazla olsaydı, hızla buzul çağına girilirdi. Eğer daha az olsaydı, sera etkisi aşırı ısınmaya neden olur, dünya önce buzdağlarının erimesiyle sular altında kalır, daha sonra da kavrulurdu. Atmosferdeki oksijen ve azot oranı. Eğer daha fazla olsaydı, yaşamsal fonksiyonlar olumsuz şekilde hızlanırdı. Eğer daha az olsaydı, yaşamsal fonksiyonlar olumsuz şekilde yavaşlardı. Atmosferdeki karbondioksit ve su oranı. Eğer daha fazla olsaydı, atmosfer çok fazla ısınırdı. Eğer daha az olsaydı, atmosfer ısısı düşerdi. Ozon tabakasının kalınlığı. Eğer daha fazla olsaydı, yeryüzü ısısı çok düşerdi. Eğer daha az olsaydı, yeryüzü aşırı ısınır, güneşten gelen zararlı ultraviyole ışınlarına karşı bir koruma kalmazdı. Sismik deprem hareketleri. Eğer daha fazla olsaydı, canlılar için sürekli bir yıkım olurdu. Eğer daha az olsaydı, okyanus zeminindeki besinler suya karışmaz, okyanus ve denizdeki yaşamı dolayısıyla bütün dünya canlıları olumsuz etkilenirdi. Dünyanın ekseninin eğikliği. Dünyanın ekseni yörüngesine 23 derecelik bir açıyla eğim yapar. Mevsimler bu eğim sayesinde oluşur. Bu eğim şimdiki değerinden daha fazla ya da daha az olsaydı mevsimler arasındaki sıcaklık farkı aşırı boyutlara ulaşacağından yeryüzü üzerinde dayanılmaz sıcaklıkta yazlar ve aşırı soğuk kışlar yaşanırdı. Güneşin büyüklüğü. Güneşin yerinde daha küçük bir yıldızın var olması dünyanın aşırı derecede soğumasına, büyük bir yıldızın var olması ise dünyanın sıcaktan kavrulmasına neden olurdu. Ay ile dünya arasındaki çekim etkisi. Eğer daha fazla olsaydı, ayın şiddetli çekiminin atmosfer şartları, dünyanın kendi eksenindeki dönüş hızı ve okyanuslardaki gelgitler üzerinde çok sert etkileri olurdu. Eğer daha az olsaydı, şiddetli iklim değişikliklerine neden olurdu. Ay ile dünya arasındaki mesafe. Eğer biraz daha yakın olsaydı, ay dünyaya çarpardı. Eğer biraz daha uzak olsaydı, ay uzayda kaybolur giderdi. Eğer biraz daha az yakın olsaydı, ayın dünya üzerinde meydana getirdiği gelgitler tehlikeli boyutlarda büyürdü. Okyanus dalgaları kıtaların alçak yerlerini kaplardı. Bunun sonucunda ortaya çıkan sürtünme okyanusların ısısını artırır ve dünyada yaşam için gerekli olan hassas ısı dengesi yok olurdu. Eğer biraz daha az uzakta olsaydı, gelgit olayları azalırdı ve bu da okyanusların daha hareketsiz olmasını sağlardı. Durgun su denizdeki hayatı tehlikeye sokar, bununla birlikte soluduğumuz havadaki oksijen oranı tehlikeye girerdi. Dünyanın ısısı ve karbon temelli yaşam. Yaşamın temeli olan karbon elementinin varlığı belli sınırlarda kalan sıcaklığa bağlıdır. Karbon, amino asit, nükleik asit ve proteinler gibi yaşamı oluşturan temel organik moleküller için gereken bir maddedir. Dolayısıyla hayat ancak karbon temelli olarak var olabilir. Bunun için de mevcut sıcaklığın en az -20 santigrat derece, en çok 120 santigrat derece olması gerekmektedir. Nitekim dünyanın ısısı tam bu aralıktadır. Burada sayılanlar dünyada yaşamın oluşabilmesi ve canlılığın devam edebilmesi için gereken son derece hassas dengelerden sadece birkaçıdır.
Yalnızca burada sayılanlar bile evrenin ve dünyanın tesadüfler sonucunda rastgele olayların ardı ardına gelmesiyle oluşmayacağını kesin olarak ortaya koymak için yeterlidir. 20. yüzyılda kullanılmaya başlayan ince ayar, insani ilke kavramları Kur'an'da yüzyıllar evvelinden bildirilen uyum ve ölçüyle yaratılışı tasdik etmektedir.